Hepiniz selam arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mire. Evet arkadaşlar, bugün efsane bir güncelleme videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz ki oyuna 1.9 güncellemesi geldi ve hepimizin beklediği bir güncelleme var. 1.5.0 güncellemesi. Ve arkadaşlar sizlere ben şöyle bir spoiler vereyim. Bu güncelleme uzun sürecek çünkü oyuna dev gibi bir güncelleme gelecek. İsterseniz bu konuyu, yani önemli bilgileri yol üzerinde sizlere anlatayım. İsterseniz videoya geçelim. Arkadaşlar bugün İstanbul-İzmir seferi gerçekleştireceğim. Güzel bir sefer olacağını sizlere şimdiden söyleyeyim. Arkadaşlar sizlere bir konu hakkında bir bilgilendirme vereyim. Son zamanlarda cidden kitle artışımız konusunda ciddi anlamda bir sorun var. Dediğim gibi eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Arkadaşlar izlenmelerimiz cidden çok iyi. Hepinize bunun için teşekkürlerimi iletiyorum. Aynı şekilde baktığınız üzere abone sayımızda artış cidden çok yavaş. Eğer hala bu videoyu izliyorsanız ve kanalıma abone değilseniz sizlerden ricam kanalıma abone olmanız. Dediğim gibi elimden geldiğince sizler için videolar çekmeye çalışıyorum ve nasıl diyeyim sizlere vlog videolarından tutun da güncelleme videolarına kadar ve bu Summoner Ultimate nasıl diyeyim yeni içeriklerine kadar hepsini elimden geldiğince sizler için videolarını sunuyorum. Ve arkadaşlar cidden kitle düşüşümüzün ardından bu videoya artı 200 like bekliyorum ve sizlerden kitlemizin hala kaybolmadığını göstermek adına güzel bir like patlaması bekliyorum. İsterseniz güncelleme videomuza geçelim. Biliyorsunuz ki oyuna 1.9 güncellemesi geldi ve bu güncellemeyle beraber hata düzeltmeleri oyuna eklendi. Ama baktığınız üzere oyunda bir hata gözükmüyordu ki Zugscape'in ben şöyle düşünüyorum ki 1.5.0'a tamamlamak için 1.9 güncellemesini getirdi. Aynı şekilde 1.5.0 güncellemesinin gelmesi cidden uzun sürecek. Sizlere bunun spoilerını da vereyim. Zugscape 1.4.8 güncellemesinin ardından direkt olarak 1.4.9 güncellemesini oyuna atadı. Aynı şekilde gelmesi gereken 1.5.0 güncellemesi kaldı ve şu anlık baktığımız üzere cidden uzun süre oldu 1.5.0'ın gelmemesi. Aynı şekilde baktığınız gibi yeni gelecek olan sitede yeni yollar, yeni köprüler ve yeni ülkeler yazıyordu. Ben bu 1.5.0 güncellemesinde nasıl diyeyim yeni bir otogar geleceğini düşünüyorum. Hangi otogar olur bilmiyorum cidden. Çünkü yaklaşık 20 küsür daha otogarın güncellenmesi lazım. Baktığımız zaman Zugscape 81 tane ilin tamamlanmayacağını zaten bizlere söylemişti. Aynı şekilde bir otogar güncellemesi bekliyoruz. Evet, iki tane otogar güncellemesi bekliyoruz. Ama yeni yollara gelelim. Yeni bir asfalt güncellemesinin ben cidden oyuna eklenmesini beklerim. Gördüğünüz gibi asfaltların renginin değişmesini istiyorum açıkçası. Nasıl? Esenler otogarı güncellendi biliyorsunuz. Aynı düzenin nasıl diyeyim sizlere bu yollara da getirilmesini ben beklerim. Aynı şekilde şeritlerin değişmesi, yeni tabelalar ve yeni nasıl diyeyim sizlere yeni yollar görmeyi açıkçası özledik yani. Arkadaşlar biliyorsunuz ki şu an Kuzey Marmara Otoyolu'ndayız ama baktığınız üzere Kuzey Marmara Otoyolu cidden gerçeğine benzemiyor. Evet, köprüyü benzetmişler ama yani neden yolunda benzetmemişler? Yeni yollar geleceğini zaten Zugscape bizlere söylemişti. Aynı şekilde ben bu güncellemede yeni yolları bekliyorum. Bu yol hangi yol olur? Benim tahminim Kuzey Marmara Otoyolu'nun tamamıyla gelmesini öyle bekliyorum. Evet, tabii ki de kısa bir yol olacak ama baktığınız zaman cidden Kuzey Marmara Otoyolu'nun oyuna eklenmesini ben bekliyorum. Yeni asfalt konuşmuştuk sizlerle beraber. Evet, yeni bir asfalt gelse daha iyi olur. Yani yollar biraz daha siyahımsı olsa nasıl diyeyim sizlere? Biliyorsunuz ki yollar çok parlıyor. Aynı şekilde biraz daha mat görünümlü olsa cidden daha da güzel olabilir. Aynı şekilde şeritlerin değişmesi. Arkadaşlar sokak lambalarının yolları biliyorsunuz ki gece farları açtığımız zaman o kadar çok göze yansıma yapıyor ki cidden bu çok rahatsız edici. Yani bu hatanın ben bir an önce düzeltilmesini beklerim açıkçası. Gördüğünüz üzere şu an hala Kuzey Marmara Otoyolu'na ilerliyoruz. Ama baktığımız üzere yol hala aynı yol. Bu yolun ben düzeltilmesini beklerim açıkçası. Yani gerçeğine yakın bir yol yapılmasını isterim. Tabii ki de Zugscape nasıl bir güncelleme getirecek bilmiyoruz ama 1.5.0 güncellemesi cidden uzun sürecek. Sizlere şunu söyleyeyim ki 1.4.9 güncellemesi tamamıyla 1.5.0'a tamlamaydı. 1.5.0 güncellemesini dev gibi bir güncelleme bekliyoruz. Şimdiden sizlere bunu söyleyeyim. Kar modu gelir mi? Şu anlık onu bilmiyorum ama muhtemelen 1.5.0'da kar modu gelmez. Ama Zugscape'imizi yanıltabilir de. Tabii ki de bu iddiayı Zugscape ortaya atmadı. Arkadaşlar aynı şekilde bu bir seçenek yani oyuna gelebilir veya gelmeyebilir gibisinden. Biz gelecek demiyoruz tabii ki de. Ama baktığınız üzere oyuna eklenebilir. Yani neden eklenmesin ki? Dedirtecek bir güncelleme. Aynı şekilde yeni bir otobüs gelir mi? Baktığımız üzere yeni bir otobüs gelmez. Çünkü yakın zamanda 1.4.8 güncellemesinde yeni bir otobüs geldi. Ve kullandığım bu Trabego X otobüsü oyuna eklendi. Baktığınız üzere yeni bir otobüs ekleneceğini ben zannetmiyorum. Ama ülke olarak hangi ülke eklenir bilmiyorum. Eklenecekler sırasında yazar zaten muhtemelen. Bizi ülke ilgilendirmiyor ama baktığınız zaman yeni bir tabela, radar, aynı şekilde nasıl diyeyim sizlere trafik kurallarının biraz daha yoğunlaştırılması cidden oyuna daha iyi bir seçenek olabilir. Radar oyuna gelse cidden efsane olur. Yani şöyle söyleyeyim ki otobanda kurulu bir sistem olsa, örnek veriyorum 120 açtığınız zaman otomatikman ceza yazsa gibisinden cidden çok güzel olur. Yani önceden uyarılar verilse veya yani bu tarz şeyler gelse cidden çok hoş olur. Yani evet, şu an görmüş olduğunuz gibi İzmir'e doğru yola çıktık.
Aynı şekilde görmüş olduğunuz gibi Osman Gazi Köprüsü'nden şimdi geçeceğiz. Cidden Zugspring bu yapı konusunda çok başarılı. Aynı şekilde köprüler konusundan tutun da terminal konusunda kadar cidden çok güzel bir nasıl diyeyim sizlere sistem kurulmuş. Ama baktığınız üzere bu oyun şöyle söyleyeyim ki sizlere otogar ve nasıl diyeyim sizlere yapı üzerine kurulmuş gibi insanı düşündürüyor. Çünkü baktığınız zaman cidden evet yollar biraz daha farklı olsa ve biraz daha gerçekçi olsa daha iyi olabilirdi ama baktığınız üzere sadece otogarlara ve nasıl diyeyim sizlere oyundaki yapılara biraz daha fazla önem verilmiş gibi duruyor. Ama biraz daha yollara önem verirse bence daha iyi olabilirdi. Dediğim gibi yorumlarınızı aşağıda bekliyorum. Hepinize cevap vereceğim bu konuyla ilgili. Bir an önce Zugs Game'den yeni yollar getirmesini istiyoruz. Evet baktığınız zaman bu bir mobil oyun. Aynı şekilde yeni yolların gelmesi cidden nasıl diyeyim sizlere zor gibi gözüküyor. Çünkü baktığınız üzere oyuna sürekli grafik yoğunluğu artıyor. Aynı şekilde megabayt sorunu bütün cihazlarda neredeyse yaşanıyor. Ben sizlere şimdi şöyle söyleyeyim ki 1.5.0 güncellemesi biraz daha uzayacak. Ve bu uzamanın sebebi de cidden güzel bir nasıl diyeyim sonuç bizlere çıkartacak. Evet arkadaşlar nihayet İzmir Otogarı'na gelebildik. Benim için güzel bir videoydu. Aynı şekilde inşallah sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Ve cidden böyle videoların devamı için lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Aynı şekilde elimden gelince sizler için video çekmeye çalışıyorum. Ve dediğim gibi 1.5.0 güncellemesi çok güzel bir güncelleme olacak. Şimdiden sizlere bilgisini vereyim. Evet bu bir tahmini bir bilgi ama şöyle söyleyeyim ki uzun süreceğini sizlere şimdiden söyleyeyim derseniz sizler de biliyorsunuzdur böyle güncellemelerin uzun sürdüğünü. Aynı şekilde sizler emin olabilirsiniz ki 1.5.0 güncellemesinde cidden güzel yenilikler bizleri bekliyor. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hepinize görüşmek dileğiyle.